Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Velhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallu ala resulina Muhammed. Allahümme salli ve sellem. Sallu ala şefii zünubina Muhammed. Allahümme salli ve sellem. Sallu ala tabibi kulubina ve kurrati ayunina Muhammed. Allahümme salli ve sellem. Cenab-ı Hak cümlemizi, analarımızı, babalarımızı, dua bekleyen kardeşlerimizi affı mağfiret eylesin. Amin. Yüce Rabbimiz bizleri ölünceye kadar evlatlarımızı, neslimizi, zürriyetimizi kıyamete kadar kendi yolundan, imandan, Kur'an'dan, beş vakit namazlarımızı vaktine kılmaktan ayırmasın. Amin. Dostlar, güzel insanlar, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizlere çok büyük bir nimet vermiş. O nimet de akıl nimetidir. Okumuştum. Şöyle bir şey anlatılır kitaplarda, olay. Adem Aleyhisselam mübarek kendisine 3 tane değerli nimet konuluyor, önüne sunuluyor ve bunlardan en değerlisini seçeniyor. Kendisine söyleniyor. En değerlisi, 3 nimetin birincisi akıl, ikincisi iman, üçüncüsü haya, utanmak. Bunlar çok değerli. Ama en değerleri hangisi? İşte bunun üzerine Adem Aleyhisselam bütün peygamberlerin mübarek vahiy aracısı olan, vahiy meleği olan Cebrail Aleyhisselam'dan yardım istemek suretiyle bu 3 tane değerli nimetin içerisinde en değerli olanı olarak akıl nimetini söylüyor. Ben talebelerime değişik yerlerde falan sorduğum zaman iman diyorlar. Hayır diyor kitaplarımız. En değerli olan akıldır. Çünkü iman akılla bulunur. Hayalı olmak, edepli olmak, terbiyeli olmak akılla bulunur. Yani akıl her şeyin zirvesindedir. Zaten aklı olmayanın imanı da olmaz, sorumluluğu da olmaz, namazı da efendim geçersiz olur. Her şey, çünkü aklı yok. Akılla alakalı bir olay efendim olduğunda orada hemen duracağız. Çünkü en büyük sorumluluğumuz aklımızla beraber geliyor. Evet, değerli hanımefendiler, kardeşler, beyefendiler, gençler, hiç bu akıl nimetini ciddi manada nasıl Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya karşı değerlendireceğiz diye düşünebildik mi? Bununla ilgili en önemli yolumuz tefekkür. Tefekkür akılla beraber devam ediyor. Çünkü tefekkür dediğimiz zaman Lokman Aleyhisselam'ın dediği gibi cennete açılan bir penceredir tefekkür. Tefekkür akılla yapılıyor. Bir insan tefekkür ettiği zaman Allah'ın yarattıklarının büyüklüğünü düşünüyor. İnsan tefekkürle beraber bu dünyanın bir sonu olduğunu düşünüyor. Ahireti düşünüyor, hesabı düşünüyor ve efendim nefsin yapmış olduğu yanlışlıkları düşünüyor. Tevbe istiğfar etmeyi düşünüyor ve bütün bunların sonucunda da kendisini güzel bir insan olarak efendim Allah'a kul olma noktasında ya Rabbi söz veriyorum bundan sonra daha dikkatli olacağım deme durumuna geliyor. Onun için tefekkür beraberinde teşekkür. Tefekkür edersek teşekkür de ediyoruz. Örneğin bir insan Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun yarattıklarına baktığı zaman o kadar büyük nimetler, hepsi ince
büyük bir efendim titizlikle adeta hazırlanmış, sunulmuş olan kainattaki güzel efendim gördüğümüz eserler. Eserler nereye götürüyor bizi? Allah'a götürüyor Celle Celaluhu. İşte sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi her sabah mübarek Bilal-i Habeşi radıyallahu anh gelir, namaza hazırlandık. Buyurun ya Resulallah derdi. Bir gün yine geldi sabahleyin, sabah namazı için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ağladığını gördüler. Ya Resulallah niye ağlıyorsunuz diye sorunca, bu gece bir ayet geldi, o ayeti celile beni ağlattı. Kim bu ayeti okur da tefekkür etmezse ona yazıklar olsun diyor. Düşünün, bu ayeti celileyi şimdi beraber paylaşalım. Benden sonra da inşallah siz elinize Kur'an-ı Kerim'i alıp, tefsirleri alıp, bununla ilgili hatta internete girip efendim sorgulayın. Ali İmran suresi 190. ayet ve 191. ayet. 190. ayette Rabbimiz buyuruyor ki, Bismillah, inne fi halqis semavati vel ardı ve ihtilafil leyli ven nehari le ayatin li ulil elbab. Sadakallahul azim. Şu göklere bakıyoruz ya, mesela göklere baktığımız zaman bu göklerin yaratanı var. Yani kendiliğinden bunlar olmadı. Ufacık burada efendim bir masa diyoruz. Oturduğum bir koltuk diyoruz. Efendim şu anda bulunmuş olduğumuz karşısında bir efendim televizyon diyoruz. Veya elimizde tutuyorsak bir telefon diyoruz. Hepsinin ama hepsinin bir yapıcısı var. Bir ustası var. Bu kainatın da bu kadar güzelliklerle beraber bir ustası var, bir yaratıcısı var, bir yapanı var, bir düzenini kuranı var. Allah diyor ki Celle Celaluhu, bu göklerin yaratılışında, yerin, yeryüzünün yaratılışında ve geceyle gündüzün birbirini takip etmesinde akıl sahipleri için Allah'ı gösteren deliller vardır, işaretler vardır. Rabbim aklımızı buralarda kullanmayı nasip etsin. Böyle boş şeylerde efendim işte para için, dünyalık için, çok basit olaylar için aklımızı kullanmak yerine Allah'ın razı olmuş olduğu ve kulum gerçekten güzel yerlerde tefekkür ettin ve bu tefekkür sana azıcık belki 15-20 dakika gibi bir zaman dilimi içerisinde benim yaratıklarımla beraber buluştun. Ben de sana sanki bir sene ibadet etmiş gibi sevaplar yazıyorum buyuruyor. Çünkü tefekkür ettiğimiz zaman Allah'ı görmüş gibi oluyoruz. Onun efendim kudretini, onun kuvvetini, gücünü efendim her yerde hissediyoruz. İbadetimiz de başka oluyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dolayısıyla bize öyle buyurmuş. La ibadete ket tefekkürü. Yani tefekkür gibi hiçbir ibadet yoktur. Tefekkür ettiğiniz zaman Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun efendim huzurunda daha böyle edepli, daha tevazulu, daha bilinçli, daha şuurlu, daha efendim kendinizi yakın hissederek Allah-u Teala'ya bir ibadet yapıyorsunuz, namaz kılıyorsunuz, secde ediyorsunuz, rükû yapıyorsunuz. Rabbim ayırmasın inşallah. Şimdi göklere bakıyoruz. Biz ufacık bir yerde, yani bir odacık yapacağız, bir kulübe yapacağız. Orada oraları efendim muhakkak desteklemek için ayaklar koyuyoruz. Sütunlar koyuyoruz, direkler koyuyoruz, onun üzerine kapatıyoruz. Allah'ımız Celle Celaluhu'nun bizim üzerimize koymuş olduğu şu gökyüzüne baktığımız zaman bir tane direk görmüyoruz. Direksiz olarak Rabbimiz bu göğü bizim üzerimize efendim bir tavan gibi yerleştirmiş. Onları da bırakmamış. Binlerce değil, milyonlarca değil, milyarlarca yıldızları da o gökyüzüne yerleştirmiş, bize bir süs olarak bir ışık versinler diye.
onları da bırakmamış, bir güneş sistemi kurmuş, gezegenler sistemi kurmuş. Allah-u Teala Celle Celaluhu bulutları koymuş yağmurlarımız için. Rabbim İstanbul'umuza bol bol, Türkiye'mize bol bol yağmurlar nasip etsin. Efendim, barajlarımızın sularla dolması nasip eylesin ve onları da verdiği nimetleri de kendi yolunda kullanmayı da nasip etsin inşallah. Şükreden kullardan olmayı nasip eylesin. Nankörlükten muhafaza eylesin. Aziz kardeşlerim, insan gökyüzüne baktığı zaman orada mükemmellikleri efendim hissediyor, seyrediyor. Düşünebiliyor musunuz? Gece ve gündüzün birbirini takip etmesinde, kışın geceler uzundur, günler kısadır. Kışın mesela bakarsınız bazen 8'i 20 geçinceye kadar güneş doğmaz. Sabah namazını 8'de kılarsınız. Böyle bir güzellik vardır. Yazın ise tam aksi. 5'i 20 geçe, 25 geçe güneş doğar. Bakarsınız sahuru bitirirsiniz saat 3.30 olmamış. Yani 3'ü 20 geçe, 25 geçe sahuru bitirmiş olursunuz. Böyle gecenin gündüzünü birbirine takip etme olayını Allah'ımız Celle Celaluhu kendisi gücüyle, kudretiyle bizlere gösteriyor. Biz bir insan olarak bile, yo efendim, bir yere söz verdiğimiz zaman arabamızı götürüyoruz, ya 2 dakika geç kalıyoruz, ya 2 dakika, 3 dakika önce gidiyoruz. Tam ayarlama çekemiyoruz. Ama siz bu gökyüzünde, yeryüzünde milyonlarca yıl, milyarlarca yıl dünya yaratılalı beri efendim, kainat yaratılalı beri bunların bir dakikası şaşmamıştır. Bir saniyesi şaşmamıştır. Tabi bunlar ilmi veriler olarak konuşuluyor. Ne kadar güzel olur bu TikTok'ları onu bunu güldürmek için efendim, şaklabanlık yapmak için, ondan sonra tiyatrolar çevirmek için değil de bu ufacık bir buçuk dakika, 1 dakikalık videoları insan araştırsa da göklerin, yerlerin efendim o büyüklüğünü, oradaki harika sistemi bize anlatan şeyler gösterilse de biz de Allah'a daha yakın olsak, Allah'ın varlığını, birliğini hissetsek içerimizde, dışarımızda, damarlarımızda, bütün efendim hücrelerimizde. Onu araştıracağız. Yani o biyolojik olayları, efendim vücudumuzdaki Allah-u Teala'nın ikram etmiş oldukları olayları konuşacağız. Mesela Mevla Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde فَلْيَنْظُرُ الْاِنْسَانِ اِلَى طَعَامِهِ buyuruyor. Yani insan yediği yemeğe baksın diyor. Bak tefekkür. Yemekte tefekkür nasıl olacak? Yemekte kalkıp da zikir yapmasın. La ilahe illallah, la ilahe illallah demesin. Allah Allah zikri. Yemekteki zikir tefekkür olarak, ya Rabbi bu güzel nimetleri bana ikram ettin. Nerelerden geldi? Çayları, şekerleri, domatesi, salatalıkları, karpuzu efendim, kavunu, kirazı efendim, eriği diye bunları konuşurken bir taraftan da Allah'ım ya Rabbi, bir tek sudan, bir tek toprak çeşidinden bunları ayrı ayrı renklerde, ayrı ayrı kokularda, ayrı ayrı desenlerde bana ikram ediyorsun diye insan konuşuyor. Düşünün, yerin altına girdiğiniz zaman bir boyacı var mı orada? Efendim, kirazın rengini ayrı yapacak, eriğin rengini ayrı yapacak, domatesinkini ayrı, salatalığın yok bir olay, böyle bir olay. Kokuları başka mesela. Kokucu var mı aşağıda? O da yok. Ne kadar mükemmel şeyler. Allah Teala bakın diyor, bakın. Yani kalkıp da böyle efendim hiç hissiyatınızı konuşturmadan, aklınızı, düşüncenizi efendim burada kullanmadan sadece yemeği ye sonunda ücretini öde veya hanıma ellerine sağlık de çek git. Böyle bir şey olur mu? Şükürler olsun ya Rabbi, elhamdülillah, ne güzel şeyler verdin bana deyip de böyle Allah-u Teala ile görüşmek lazım. Hanıma da tabii ki teşekkür etmek lazım. Çocuklara da afiyet olsun. Allah'ımızı unutmayalım. Hadi gelin Allah'ımıza teşekkür etmek için Allah'ımızın emri olan namazımızı kılalım diye böyle söyleyeceğiz.
Hayat bu. Hayatın gayesi bu. Yani bu dünya gelişimizin efendim amacı bu. Bir insan aklını satmamışsa, bir yere kiraya vermemişse bunu zaten görebiliyor. Düşünün, ufacık bir yerde diyor yani bir kahve fincanın, efendim bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı var sende de. Bu kadar nimetleri veren Allah-u Teala'nın hatırı yok mu ya? Yok mu? Yani insan bunları böyle düşündüğü zaman tövbe istiğfar ediyor. Ya Rabbi beni affeyle. Bugüne kadar yanlış yapmışım, görememişim. Bundan sonrasında daha dikkatli olacağım. Tövbe estağfirullah, tövbe estağfirullah, tövbe estağfirullah diyoruz. Güzel insanlar. Hakikaten yerlere bakalım Allah'ı görüyoruz. Göklere bakalım Allah'ı görüyoruz. Yemeklere bakalım Allah'ı görüyoruz. Dünyaya gelmiş olan bir çocuğumuza bakıyoruz, Allah'ı görüyoruz. Efendim, yolda giderken bir bakıyorsunuz, bir deniz görüyorsunuz, bir nehir görüyorsunuz, bir güzel yeşillikler piknikte görüyorsunuz, Allah'ı görüyorsunuz. Düşünün yani, Cenab-ı Hak Celaluhu belki mübalağa etmeyeyim de efendim şöyle yüksek bir ağacın en alt birimindeki yaprağa vermiş olduğu suyu en üst birimine de gönderiyor. Sen ben üst katlara sular tam çıksın diye ne kadar motorlar kullanıyoruz. Ne acayip efendim bu noktada efendim işler yapıyoruz. Sonucunda da başarılı olduğumuzda da tebrik ediyorlar bizi mühendis olarak falan. Yapılan inşaat olarak gerçekten hakkını vermişsiniz diyorlar. Çünkü bazı yerlerde sular ikinci, üçüncü kata da güzel çıkıyor. Yedinci kata gelince güzel çıkmayabiliyor. Allah'ımız Celle Celaluhu her yere aynı seviyede sularını ulaştırtıyor. Kullar efendim görülmeden ondan sonra sadece bodozlama git, çekirdeklerini falan ye, efendim orada cızbız yap, on mangal yap, akşam çek gel. Yok kardeşim, bu kadar basit değiliz biz. Bu kadar basit olarak efendim kendimizi görmeyeceğiz. Kainat bize hizmet ediyor. Kainat bize hizmet ediyor. Biz kime hizmet ediyoruz? Kainat bize hizmet ederken biz kime hizmet ediyoruz? Kardeşim, efendim güneş bizim için doğuyor. Efendim yıldızlar bize efendim adeta hizmetler yapıyor. Öbür tarafta bütün nebatat bizim için adi, hayvanıyla, canlısıyla, cansıyla bizim için emredersiniz. Buradayız diyorlar. Peki biz ne için yaratıldık? Taş taşlığını yapıyor, görevliğini yapıyor. Hayvan hayvanlığı yapıyor, görevini yapıyor. Odun odunluğunu yapıyor. Bizim için mobilyalar, masalar, sandalyeler yapılıyor. Peki biz ne yaparız? Onun için elhamdülillah, elhamdülillah Rabbimize o kadar hamd edelim ki sayısız nimetleri var bizim üzerimizde. Efendim nimetlerini arttırsın, eksiltmesin inşallah ve şükredenlerden olmayı nasip eylesin. Cenab-ı Hak Celaluhu yolundan bizleri, çocuklarımızı, neslimizi ayırmasın. Mesela dün itibariyle İstanbul'umuzda, Türkiye'mizde havalarda efendim güzel böyle bir şey, serinlikler olmaya başladı. Yağmurlar da bol bol yağsın inşallah. Düşünün, sadece ben İstanbul'u şöyle bir hayal ettim. İstanbul'da bizim 20 milyon insan yaşıyor. 20 milyon insanın içerisinde de en az iş yerlerinde, evlerde kullanılan 1 milyon civarında klima vardır. Bunlar böyle harıl harıl millet efendim çalıştı. Niye? İnsanlar bunaldılar. 36 derece, 38 derece bunlar gördük. Cenab-ı Celaluhu hepsine dedi ki siz kenarda durun, ben şimdi klimalarımı getiriyorum. Oh! Parasız, pulsuz, sıkıntısız. Allah'ımız Celle Celaluhu. Ya Rabbi, senin verdiğin nimetlere karşı alnımızı secdeden ayırmasak yine ödeyemeyiz hakkını. Asla. Onun için namazımızı böyle zevkle kılacağız. Severek kılacağız. Sabah namazını severek açla kalkacağız. Camiye çıkacağız erkekler olarak. Hanımlar evlerinde namazlarını kılacak. Çocuklarını kaldırmaya çalışacak. Sonrasında da efendim muhakkak sabahın o güzel saatinde bereket dağıtılıyor. Camlar açılacak. Eve efendim bir nur girecek. Bir bereket girecek.
Ondan sonra biraz tesbih çekeceğiz. Allah'ımızla hemen yatmayalım. Biraz Allah'ımızla görüşelim. Göklere bakacağız ve diyeceğiz ki Rabbena ma halakte hâzâ bâtıla. Sübhâneke fekine azâben-nâr. Allah'ım sen bunları boşuna yaratmadın ya Rabbi. Seni bütün noksanlıklardan tenzih ederim Allah'ım. Lütfen bizi cehennem azabından koru ya Rabbi. Şu dünya sıcaklığına tahammül edemiyoruz. Bir ufacık efendim çaydanlığın sıcaklığına tahammül edemiyoruz. Bir ufacık sıcak ateşe tahammül edemiyoruz. O cehennem azabına kim tahammül edebilir? Rabbim muhafaza eylesin. Orayı görmeden ilk gelenlerle beraber cennette bizleri kabul eylesin inşallah. Amin. Dostlar, şunu da sizinle paylaşayım, bitiriyorum. Diyor ki, akıllı kimsenin gündüzü gecesidir. Tekrar söyleyeyim. Akıllı kimsenin gündüzü gecesidir. Bu ne demektir? Geceliğin kalkan insanlar, Allah ile buluşan insanlar, okuyan insanlar, okutan insanlar, ilmi efendim önceleyenler, kitaplar yazanlar hep gece kalkmışlardır. Yani gece kalkışında acayip böyle efendim bir bereket vardır. Allah ile buluşma vardır. Eğer başarılı olmak istiyorsan kardeşim, doktoran varsa, efendim yüksek lisans yapıyorsan, ileride doçent, profesör olmak istiyorsan, kitaplar yazmak istiyorsan, lütfen saat 3 yataktan uç. Kalk, abdestini al, 2 rekat namaz kıl, otur kitabının başına. Bak neler geliyor böyle, tabirisi ilhamlar geliyor, efendim zihin açıklığı oluyor. O saatte zaten kurtlar, kuşlardan başka piyasada insan yok. Herkes böyle ancak morarmış yatmış aşağıya. Sen Allah ile beraber, Allah sana efendim kapıları açıyor, efendim bütün ilmi açıyor. Buyur kulum diyor. Yani İmam-ı Gazaliler, İmam-ı Rabbaniler hep bu gece saatlerinde yetiştiler. Hadi biz de inşallah bu güzel tefekkürle beraber yeniden hayatımıza program yapalım. Hayatımızı yeniden efendim elden geçirelim, gözden geçirelim. Elimize kağıdımızı, kalemimizi alalım. 24 saatimizi uyulmak şartıyla ama uyumak şartıyla şöyle efendim yazalım. Şu saatte kalkıyorum, şu saatte namazım, şu saatte efendim derslerim, okumam, şu saatte ailemle beraber efendim çay içme saatimiz, şu saatte evde çay içme saatinin yanına ufak bir çıtır 15-20 dakika kitap okuma aileyle beraber. Yani ayet, hadis, fıkıh. Bunlar efendim çok güzel hazırlanmış, satılıyor. Çok da parası falan önemli değil. Dolayısıyla bunlardan evimize başlayalım. İnanın biz de değişeceğiz, çocuklarımız da değişecek. O saat efendim Allah'ın razı olduğu bir saat olacak. Evimiz nurlanacak, bereketlenecek inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ahir ve akıbetlerimizi hayreyle. Her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan koru ya Rabbi. Sonumuzu hayreyle. İnşallah bizlere bu güzel sohbetleri, bu güzel ayetleri, hadisleri dinlettiğin gibi cennetinde peygamberimizle de beraber olmayı, o sohbetlerde bulunmayı nasip et ya Rabbi. Amin, amin, amin. Dostlarının sevgisinden ayırma. Senin sevginden ayırma. Allah'ım son nefese imanı kamille huzura varabilmeyi ve cennet vahşesine girer gibi kabrimize girebilmeyi nasip et ya Rabbi. Sonra da inşallah cennete ilk gelenlerle beraber o araya böyle katılmayı, araya sıvışmayı, sonra da inşallah cemalini doya doya cennetinde seyredebilmeyi hepimize, analarımıza, babalarımıza, hocalarımıza, aile bireylerimize nasip eyle. Amin, amin, amin. Subhanallahi ve hamdihi. Subhaneke Allahümme ve hamdike. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etûbü ileyk. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Dualarımızın kabulü için, günahlarımızın affolması için, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, hayırların fethi, şerlerin defi için ve bütün ölmüşlerimizin ruhları için Allah rızası için. El Fatiha.